Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bakış programı izleyicileri bilir. Arada bir bizler sizleri başarı hikayeleriyle, yatırımcılarla buluştururuz. Bu da bu programımızda onlardan bir tanesi. Önce neredeyiz? Antalya'dayız. Berek'teyiz. Bir ekonomi toplantısı için buradayız ama aynı zamanda bir yatırımcımızla da birlikteyiz. Fakat işin yatırım boyutundan daha çok biraz başarı hikayesini size paylaşmak istiyoruz. Bilindik bir isim. Efendim Mayer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu bizlerle birlikte. Şöyle söyleyeyim. Tekstilcilikten finans yatırımına kadar uzanan bir yelpaze var. Biraz bunu sizle paylaşmak istiyoruz. Nereden başlandı? Bugüne nasıl gelindi? Bu konularda bu hikayeyi biraz size anlatmak istiyoruz efendim. Sayın Erdemoğlu hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Başlayalım mı? Hay hay. Bir tekstil işinden. Evet. İsmi siz söyleyin. İzleyicilerimiz çok yakından tanıyacaktır. Merinos falan. Evet. Fakat sonra yol ayrımı oluyor. Bir yol ayrımı. Burayı bir iki üç dakika bize bir özetleyin. Bu yol ayrımına nasıl gelindi ondan sonra ben soracağım. Memnuniyetle. Şimdi babamızın kurduğu bir aile şirketinde göreve başladık. Üç kardeşiz. Erkek kardeş bir de ablamız var. Birlikte çalışmaya başladık. Bir en büyük abimiz ortaokuldan ayrılıp babamla birlikte çalıştı. Ortanca abimle ben üniversite tahsilimizi bitirdikten sonra hep birlikte çalışmaya başladık. Küçük bir atölyeyi başladık. Birlikte çalışarak büyük bir işletme haline getirdik. Ancak aşağı yukarı 25 yıl birlikte sanayicilik yaptıktan sonra, halı işi, iplik işi, tekstil işi yaptıktan sonra ben o halı işini yaparken ihracat bölümü bana aitti. Merinos'tan bahsediyorum. Merinos'tan bahsediyorum tabii. Dünyanın 75-80 ülkesini gezdim. Bu bildiğimiz meşhur Merinos. Tabii tabii. Yılların Merinos. Tabii. Daha doğrusu şöyle diyelim, biz 90 yılında Erdemoğlu AŞ'yi kurduğumuzda 98'e kadar Erdemoğlu halı diye marka kullandık. 98'den sonra Merinos halı markasını kullanmaya başladık. Efendim, ihracat bende olduğu için dünyanın 75-80 ülkesini iş amaçlı gezdim. Öyle olunca dünyadaki diğer insanların, diğer ülkelerin neler yaptığını daha iyi analiz etme imkanım ve şansım oldu. Böyle olunca 25 yıllık bir sanayicilikten sonra kendi kararımla, hiçbir problem veya bir kargaşa, bir kavga gürültü olmadan biraderlerle ya da aile şirketinde, çünkü genelde bunu özellikle vurguluyorum, %95 kavga gürültü evet, neticesinde ayrı olur. Benimki tamamen farklı sektörlerde yatırım yapmak, farklı sektörlerde perakende olur, lojistik olur, enerji olur, turizm olur, sağlık olur. Buna benzer farklı sektörlerde faaliyette bulunmak ve yatırım yapmak amacıyla kendi isteğimle Gaziantep'ten aile şirketteki görevlerimi devrettim, hisselerimi devrettim ve İstanbul'a geldim. Peki. Ama bir şey tetiklemiş olması lazım. Yani bir akşam yattım, sabah kalktım. Değil, ben artık tabii. Aile işinden değil. Ayrılayım, başka yerlere yatırım. Bu böyle değildir. Yok, orada şöyle izah edebilirim Doğan Bey. Benim kişisel olarak iş yapış tarzımda biraz daha sanayicilikten ziyade ticareti daha kendime yatkın olarak buldum. Birazcık daha sanayicilikte bunu iddia etmek çok belki doğru olmayacak ama kurumsallaşma yapısı biraz daha zayıftır. Ama finansal sektörde, sağlık sektöründe ya da buna benzer diğer perakende de, turizmde kurumsallaşma yapısını organizasyonel yapı olarak profesyonellerle birlikte bu yapıyı yapmak daha uygun geldi. Onun için farklı bir şekilde kurumsal bir yapıyı uygulamamın rahat olacağı bir sektörlerde ve sanayicilikten ziyade diğer sektörlerde faaliyet göstermek için böyle bir karar verdim. Tamam şimdi buradan sonra başka ama bir... Ama bu kararı verirken sigorta yoktu. Onu sen onu biliyorum oraya geleceğim zaten de. Şimdi bu aşamada şimdi elde bir sermaye var, yatırım yapılacak. Evet. Ama benim bildiğim kadarıyla yatırım yapılacak direkt alanda belli değil. Değil, değil. Ayrılırken bu, yani bu farklı sektörlere girme kararı alınırken elde bir veri yok, bir plan yok. Tamamıyla o karar var. Ama aynı işi yapmayacağım kararı kesin. O kesin. Çünkü aile şirketlerimizin işini yapacaksa zaten orayı o hale birlikte getirmişiz. Niye rekabet edeceksin? Yıllardır da hep böyle aile şirketleri maalesef. Böyle parçalanmıştır maalesef. Değil mi? Maalesef. Çünkü ayrılma hep kavgalı gürültülü olduğu evet. için herkes bu sefer benlik yarışına başlar. Bu şirketi sen mi daha iyi yönetiyordun ben mi? Hı. Bak sana bu işi yapayım da nasıl yapıldığını göstereyim telaşından. Maalesef de her iki taraf zarar görür bundan. Çünkü müşteri kazanır, pazar kazanır. O rekabet yapanlar birbirine zarar vererek yok olur. Aile şirketlerinin, Türkiye'deki aile şirketlerinin parçalanmasının temel nedenlerinden bir tanesi maalesef. Bu siz bunu tercih etmediniz. Evet. Peki ne oldu sonra?
Sonra işte bir bu yatırım imkanlarına bakarken, hangi sektörlerde ne yapılabilir derken, Levent Bey'le tanıştık. Levent Uluçeçen'le tanıştık. Birkaç fabrika gezdik, 3-5 tane fabrika. Ama orada ben de şunu tekrar gördüm. Ben sanayicilik üretimle ilgili bir iş istemiyorum. Levent Bey de bunu fark etti. Levent Bey de 30-35 yıllık bir sigorta tecrübesi olan bir arkadaşımız. Hesap uzmanlığından geliyor, teftiş ve denetimden geliyor. Bana sigorta sektörüne girer misiniz diye bir öneride bulundu. Ben çok şaşırdım çünkü hiç öyle bir şey aklımda yoktu. Neydi o zamana kadar sigorta ile ilgili bilginiz? Ya basit bir tüketicinin bildiği neyse, ne o ben kadar? Orada şirketimizdeki broker'ın bile hangi şirkete sigorta yaptırdığını bilmem. Hasarda ne gibi uygulamalar yapar bilmem. Şunu bilirim sadece, bir arabada ya da evinizde hasar olmazsa ikinci sene hasarsızlık indirimi vardır. Bunu bilirsiniz. Yine bir cebe yönelik bir şeyden biliyorum. Tabii böyle bir şey bilirsiniz. Efendim işte sağ olsun Levent Bey bütün bilgileri aktardı. Bir iki toplantılara katıldık. Sigortacılar Birliği'nin toplantısına, Milli Reasyonel Şirketi'nin toplantısına. Her ne kadar o toplantılarda da tablo çok kötü idiyse de o günkü şartlarda... Galiba şöyle, size bu sektöre yatırım yapmayın. Her gittiğimiz yerde demişler. Sanki bu tembihlenmiş bu gibi. İlginç. Ankara'ya sigorta genel müdürlüğüne gidiyoruz aynı şekilde. Denetleme kurumuna gidiyoruz aynı şekilde. Ne işin var sigortada? Hı. Git paranı vadeli mevduata yatır, keyfine tabii, bak. Tabii tabii. Faizden paradan para kazan ne öyle. Diye. Çünkü hakikaten sektörün çok dipte olduğu bir dönem. Herkes şikayet ediyor, batıyoruz, bitiyoruz. Hatta yabancı şirketler Türkiye'den çıkmayı falan düşünüyorlar. Doğru. Böyle bir sektörde ben kendimce o inişli çıkışlı her sektörün bir çan eğrisi gibi indiği çıktığı dönemler vardır. Bunun da bir dip noktası olduğunu, bundan sonra bu sektörün çıkışa geçeceğini yorumlayarak bu sektöre girmiş olduk. Tamam, Quick Sigorta'yı kurdunuz. İlk önce evet, Levent Bey'le birlikte Quick Sigorta'yı kurduk. Arkadan Korpus Sigorta. 2017 yılında ruhsatımızı aldık, başladık. 2018 yılında daha önce 30 yıllık bir şirket olan Demir Sigorta, Türkland Sigorta aldık. Onu da biz Korpus Sigorta'da isim Sigorta. Değiştirdik. Şu anda sektörde iki şirket olarak devam ediyoruz. Fakat gördüğüm şu, Mahmut Bey, sadece ya bir final... Demek ki bu çizgi, yol sizi finansal alanlara yatırıma itmiş. Evet. Ve bu iş sigortada kalmamış. Sonra bunu bankaya, bunu sizden dinleyelim. Evet, evet. Orada tabii ki her zaman vurguladığım işi yapan ekiptir. Yani sermaye herkeste olabilir, para herkeste olabilir. Olmasa da bankalar kredileri veriyorlar. Ama işi bir araya getiren, yöneten, yükselten, başarılara taşıyan ekiptir. Bu çalışma arkadaşlarımız olsun, acentelerimiz olsun, bütün ekibi kastediyorum. Burada bizim en büyük başarımızın altında yatan sebeplerden birisi çok güzel, çok değerli ekibe sahip olmamız, uyumlu bir çalışma olması, ahenkli bir çalışma olması, hepimizin ortak hedefler doğrultusunda aynı şeyleri düşünüyor olmamız, temel prensipli, kurallı, adaletli bir iş ahlakını benimsiyor olmamız. Bu bizi tabii bu noktalara taşıdı. Tabii biz burada büyümeyi ikinci sigorta şirketi aldıktan sonra biraz daha finansal piyasalarda ağırlık katmak için bir finans şirketi kurduk. Malum finans şirketi ki o yeni kuruldu, evet, çok faaliyete yeni başladı 3 evet. ayda önce evet. Mevduat toplayamıyor ama bütün banka gibi bütün kredi olarak bütün imkanları, mal ve hizmetlerin hepsini kredilendirebiliyor. Buradaki amaç tabii hem biz büyüyelim hem de bayi ve acentelerimizin de yeni iş imkanları yaratalım. Onlar da bizimle birlikte büyüsün. Sadece iki tane trafik politikası keserek değil, kefalet sigortaları keserek, krediler vererek, araba kredisi, ya da verilen krediyle bağlantılı sigortalar. Tabii onlara aracılık ederek, onlarla birlikte sigorta yaparak onların da hacmini geliştirmek, birlikte büyümeyi felsefe olarak, prensip olarak benimsediğimiz için daha sonra hatta bir QPay diye ödeme sistemleri şirketi kurduk. Onun da şu anda hazineden, SPK'dan onayını bekliyoruz. Yani amacımız tamamen finansal sigortalar veya sigorta ve finans sektörünü komple olarak yapıp hem kendimiz onun dallarında faaliyet göstermek hem de birlikte çalıştığımız acenteleri de buradan faydalandırmak. Bir de gayrimenkul şirketi ekledim. Ayrıca gayrimenkul işimiz var. Evet, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurduk şu anda. Şeyden satın aldınız onu, Tuncay Özelyan'dan galiba. Evet, Anadolu grubundan devraldık. Şu an Quick Tower adını verdiğimiz daha önce Anede gayrimenkul binasını Anadolu Holding'den Tuncay Bey'den alışveriş yaptık. Ondan sonra daha önceden tanıyor muydunuz Tuncay Bey'i? Hayır. Yok, tanışmışlığımız yoktu. Zaten binanın %80'i falan doluydu kiracılarla. %20'sini biz oluşturduk. Quick Korpus, Quick Finans ve Mahir Holding olarak. Şu anda %100 dolu olan bir binada, şehrin güzel bir yerinde, gerçekten güzel, kaliteli yapılmış bir binasında hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurduk. Onu da yine SPK'dan onayını bekliyoruz. Orada diğer inşaat projelerine gireceğiz. Enerjide varız. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisini büyütmeye çalışıyoruz. Orada projelerimiz var. Bazı görüşmelerimiz var. Bu şekilde büyümeye devam ediyoruz. Bugün olsa, yani bugünkü ortamda da aynı şekilde sigortaya ve finans alanına yatırıma devam eder misiniz Mahmut Bey? Bugünkü ortamda. Aslında... Çünkü pardon, bunu niye sordum?
O dönem evet paradan para kazanma dönemiydi. Size dediler ki işte böyle bir sermaye var, git bankaya yatır faiziyle evet. Zaten. Şey, şimdi zaten öyle bir ortam diye yok değil, faizlerin tabii, düşük tabii, olduğu gibi. Bugün yatırıma devam eder misiniz? Aslında girilebilir. Neden? Çünkü ben sigortacılığı şöyle tanımlıyorum. %30'u pazarlama, %30'u hasar yönetimi, %40'ı da fon yönetimi. Bu üçünün birden koordineli bir şekilde yapıldığında sigorta sektöründe başarılı oluyorsunuz. Sadece hasarda düşük hasar olmakla ya da çok malı satmakla olmuyor. Aldığınız fonları da doğru yerlerde kullandığınız zaman da üçünün birden paket olarak değerlendirdiğinizde başarılı oluyor. Ben ona bakıyorum. Dolayısıyla şu anki birikimimle yine aynı sektöre girerdim. Ama her şeyi yapan ekip. Yani bir atasözü var. Atınız yiğit olursa dağlar aşarsınız, atınız aksak olursa şaşar kalırsınız. Bütün dünyada ne kadar dijital olsak da, ne kadar teknolojik yatırımlar olsak da bunu yürütecek olan ekiptir. Onun için taşıdığınız insan ekibinin, insan kalitesinin sizinle uyumlu, ortak perspektife bakan, ortak rüyayı gören insanlardan oluşması lazım. Şunu düşündünüz mü hiç? Ya bu kadar yatırım yaptım, yatırım yapmaya devam ediyorum. Yapmasaydım daha mı iyiydi? Bugünkü ekonomik konjektürde böyle yok. Bir şey geldi mi hiç? Yok, çünkü şu andaki geldiğimiz nokta hakikaten bizim düşündüğümüzden çok çok daha ileri noktalarda. Yani 2017'de ilk ruhsatı alıp da faaliyete başladığımızda hazineye 5 yıllık bir projeksiyon veriyorsunuz, büyüme planı. Her yıl şu kadar ciro yapacağım diye. Biz 5. yılın sonunda hedeflediğimiz satışı zaten 2. yılda yapmıştık. Onun için çok büyük bir başarı oldu. Hatta o dönemde malumunuzdur. Piyasada trafik sigortasına, zorunlu trafik sigortasına tavan fiyat uygulaması evet. Başladı. Birçok yabancı şirket ya da yerli şirket poliçe kesmekten uzak durunca o bizim için bir fırsat oldu. Daha sonra mesela 2018'de aldığımız Corpus şirketi, Türkland olan eski ismiyle, 7 yıldır zarar eden bir şirketti. Biz güzel ekiple, doğru ekiple bunu 1. yılda daha kâra çevirdik. O anlamda yaptığımız çalışmalardan, ekibimizin sayesinde yaptığımız çalışmalardan ve geldiğimiz noktadan çok memnunum, çok şükür. Tekstilden, konfeksiyondan yani Merinos'tan ayrılırken bugünü böyle düşündünüz mü? Böyle mi programda? Yok, ne düşünmüştünüz? İnanın yani. Onu gerçekten işin psikolojik tarafını çok merak ediyorum. Şimdi bir anda farklı bir yol. Evet bir yatırım evet. Yapılacak ama bugünkü gelinen noktayı hiç kurgulamış yok, mıydınız? Yok öyle bir şey yok. Çünkü hakikaten yaptığımız iş şu anda 81 milyona dokunan bir iş. 81 vilayette yapılan bir iş. Yani düşünün bir oteliniz olsa Ankara, İstanbul, İzmir ya da Antalya'da evet. Deniz kenarında bir oteliniz olur. Hastaneniz olsa yine bu şehirlerden bir tane bir hastaneniz olur. Perakende işi yapıyorsanız bir yerde sadece o bölgeyi kapsayan bir işiniz olur. Öyle bir iş ki Türkiye'nin 81 vilayetinde 81 milyonun ihtiyacı olan bir iş. Herkesin çünkü evi var, arabası var, sağlık sigortası var, nakliye sigortası var, deprem var, kasko var, her şey var. Dolayısıyla insanın 7'den 70'e diyebileceğimiz herkesin ihtiyacı olan bir sektörle uğraşıyorsunuz. Çünkü böyle olunca da marka yaratma imkanınız ve markanın bilinir olma ihtimali daha da yüksek oluyor. Topluma mal olmuş bir firma oluyorsunuz o zaman. Yani anladığım kadarıyla çok hesapta yoktu. Yoktu. Bugün evet planda geleceğim. Yoktu ama onu da söyleyeyim. Yani böyle bir tüm ülkeye mal olacak bir ama bir şey var yoktu. Bir rota çizilmiş ama o da güzel. Yani sigortayla başlamış finans rotasına evet. Girilmiş. Tabii, o bence... başlangıçtan sonra evet. Yürüdü o işte. Evet. Evet belli ki sigorta bu işi. Ama da Gaziantep'ten ayrılırken ya da Merinos'tan ayrılırken öyle bir proje plan yoktu. 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 Sonradan oluşan gelişmeler bizi daha farklı ufka bakmaya, daha farklı açıdan bakmaya itti. Onun için çok şükür bu pozisyonlara geldi. Peki. Şimdi Mahmut Bey biz aslında Antalya'da olmamızın temel nedenlerinden bir tanesi aynı zamanda da Öğretmenler Günü münasebetiyle geldik. Biz Mahmut Bey'le birlikte de buraya Öğretmenler Günü münasebetiyle geldik. Ve Öğretmenler Günü'nde de bir Quick Sigorta'nın bir okulu açıldı. Evet. Şimdi onu bir birlikte izleyelim Mahmut Bey. Ondan sonra üzerine bir iki cümle konuşacağım. Bir küçük haberimiz var efendim. Bir izliyoruz. Eğitmek, birilerine dokunmak, paylaşmak ve bunların hepsini baş öğretmenimiz Atatürk'ün ilke ve inkılaplar ışığında yaptığım için çok mutluyum. Böyle bir okulda bugün açabilmek çok güzel benim için. Eğitim aslında başarının anahtarıdır, temelidir diye düşünüyorum. Onun için zaten öğretmenlik mesleğini seçtim. Hem öğretmenlerimize bir şeyler kazandıralım, hem öğrencilerimizi kazandıralım diye Quick Sigorta adına bu kurumu Alanya'da yaptım. Burada bir ilkokul burası. Anaokulundan başlayarak 4. sınıfa kadar devam ediyor. Temelidir diyebilirim. Değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla bir de kütüphane oluşturduk. O kütüphanelerle beraber inşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz.
İleri Doğu temellerini atmış olacağız. O bugünkü gururu, anne olmanın gururunu da bir sorayım ben size. Tarif edemem onu çünkü çok büyük, gerçekten çok büyük. Çok sağ olsunlar, çok teşekkür ederim kızıma da oğluma. Her şey çok çok güzel, hiç hayal etmediğim bir şeye kavuştum. Bu da benim için çok 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 büyük bir mutluluk. Sözle, lafla izah edilemez yani, çok gururluyuz. Allah razı olsun çocuklardan. Ölmeden dedi size baba bir şey yapalım dedi. Camimi, okul. Ben dedim oğlum cami her yerde var. Okul daha mühim dedim. Okul yapalım dedim. Ve o vesileyle bu okula sahip olduk. Yani tarif edilecek bir şey değil yani. Ya, ilk öğretim okulu diye kurguladık biz burayı açıkçası. 32 derslikli 1000 öğrencisi var buranın. Yaklaşık olarak bu bölge daha yeni kurulan bir bölge. Eğitimde de okula çok ihtiyaç var. Bu kurulanmamak da mümkün değil. Çocuklarla zaten içeride inanılmaz bir ortam oldu burada. Kuruluşumuzdan beri biz böyle bunu yatırım demiyoruz. Ama bu da aslında bir yatırım. Evet, ülkenin eğitimine bir yatırım. Ve biz finans sektöründeyiz. Sanata ve eğitime yatırım bizim birinci önceliğimiz. Yani bunu hep böyle şey yapacağız ve kurgumuzu da buna göre yaptık zaten. Daha bundan da şey gelecek, yani devamı da geleceğini düşünüyoruz. Almanya geldik. Güzel, hayırlı bir iş için geldik. Bildiğim kadarıyla sigorta sektörümüzden ilk defa bir şirketimiz okul yaptırdı. Tabii okul çok anlamlı biliyorsunuz. Yani geleceğimizi temsil ediyor. Çocuklarımız için bir bilim, irfan yuvası. Yani eğitime yapılan her yatırımı destekliyoruz. Sektörümüzde bu tip şeyler biraz eksik görüyorum. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyor tabii şirketlerimiz ama yani bundan daha önemli bir sosyal sorumluluk projesi düşünemiyorum. İnşallah bu bir referans olur, yol gösterir. Okulumuzun temelini Aralık 2019 yılında attık ve acentelerimizle birlikte aldığımız bir kararla biz yıllık acenteler toplantısı yerine buraya harcayacağımız bütçeyi bir okul yaptırmakta ve onu da işte bu ekonominin harcanması gereken yere, aslında Antalya'ya, Alanya'ya ve Mahmutlar'a, valiliğimizimize gösterdiği yere yaptırma kararını aldık. Tüm acentelerimizle birlikte onların isimlerini içeren bir zaman kapsülünü temele atarak İnşaatı başlattık ve pandemiye rağmen kısa sürede okul tamamlandı ve 12 Eylül 2022 tarihinde de eğitim, öğretim faaliyetine başladı. Şimdi de resmi açılışını gerçekleştirdik okulumuzun. Ya okul gerçekten çok güzel bir okul oldu. 32 derslikli, 5 katlı ve açıkçası kütüphanesiyle, çok amaçlı salonuyla, içerideki etkinlik alanlarıyla gerçekten örnek bir okul kapsamında. Bu okulu daha da örnek yapansa şu, 26 ülkeden öğrenci var okulumuzda. 26 ülkenin içerisinde de bizi en çok duygulandıran, heyecanlandıran Rusya'dan, Ukrayna'dan öğrencilerin aynı sırada bu okulda eğitim alıyor olmaları, ders görüyor olmaları. İnşallah şunu temenni ediyoruz. Bu sıralarda Rusya ile Ukraynalı öğrencileri buluşturan bu okul örnek olur dünyaya ve inşallah onların yöneticilerini de aynı masada buluşturur. Biz de dünya barışına bir gönderme yapmış oluruz böylece. Evet efendim, hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun. İsmini de Quick olarak koydunuz değil mi? Quick Sigorta Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu. Eşinizin ailesinin. Eşimin annesi ve babasının adına. Evet. Sizin ailenizde okul var galiba. Çok var. Gaziantep, Adıyaman, Bebesli'de annemin adına en az 10 tane eser var. Babamın adına en az 12 tane eser var. Okul, cami, sağlık ocağı, öğrenci yurdu, saziye evi, hatta babamın adına üniversite var. Bütün bu eserlerden sonra, tabii onların adına yeteri kadar eser olduktan sonra bir tane de eşimin annesinin ve babasının adına olsun, onu yaşatalım diye. Eşiniz de öğretmen. Eşim de öğretmen. Onun da bir öğretmenler gününe denk gelmesi. Evet, Besli'den mi çıkıldı yola aile? Evet, ailenin tabii çıkış yeri Besne. Yani bütün dört kardeş, baba anne zaten oralıydı. Dört kardeş hepimiz Besne doğduk. 1970 yılında babam Gaziantep'e evet. Geçiyorsun. Sonra da siz İstanbul'a. Sonra da 2015 yılında ben İstanbul'a geçiyorum. Son iki dakika kritik bir soru, bunu merak ediyorum. Bir yatırımcı olarak ondan sonra ve anladığım kadarıyla sizden daha önce özel sohbetlerimizde de yatırıma da devam edeceksiniz. Yani bundan evet. Sonra Türkiye'de, belki yurt dışında bilmiyorum.
Bugünkü ekonomik konjektürü nasıl değerlendiriyorsunuz bir yatırımcı, bir girişimci olarak? Mesela kimileri evet işte enflasyondu, faizli şuydu, buydu, kur baskısıydı, bir sıkıntı içinde olduğunu söylüyor. Kimileri hayır, o kadar da sıkıntı yok, işler çarklar rahat dönüyor diyor. Ben sizden merak ediyorum yatırımcı olarak, bir iki cümle alayım. Ülkemizin tabii ki yaşadığı ekonomik pozisyonlar, şartlar, büyüklüğü, güçlüğü veya zayıflığı yönleri var tabii ki. Biz eski hayatımıza baktığımızda 94'te, 2001'de, 2008'de, 2014'te bizim ülkemizde genelde 7 yıldan beri bir, her 7 yılda bir kriz olur. Hı hı. Neden? Bazı yıllarda işte büyüme olur, geri yavaşlama olur. Bir müddet böyle gider ama şu anda son 3-4 yıldan beri bu normal eskiden beri süre gelen alışkanlık değişti. Bu dünya şartları değişti. Çünkü dünyada da yaşanan bana göre birçok sağlık olaylarının veya diğer savaş olaylarının sebebi ekonomiden kaynaklanıyor. Böyle olunca da aynı dünyada, global dünyada bütün ülkeler birbiriyle iç içe olduğu için her dünyanın başka bir yerinde yaşanmış olaydan etkilenmek daha çabuk oluyor. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Yani bizim ülkemiz tabii ki belli bir seviyeye gelinceye kadar bu sıkıntıları yaşayacak. Yani bir gelişmiş ülkeler seviyesine girinceye kadar biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Tabii ki ülkeleri kalıcı olarak büyütmek için yapısal bazı reformlar gereklidir. Alınacak kararlar gereklidir. Adaletli bir sistem gereklidir. Ekonominin yerli ve yabancı yatırımcı için öngörülebilir olması gereklidir. Şu anda en belirsiz olaylar yaşanan faiz olaylarının, döviz olaylarının belirsiz olması. Yani geleceğin 1, 2, 3 yıl sonra öngörülemiyor olması. Bunlar biraz daha dünya koşullarında netleştiği zaman her şey yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Büyüyen ekonomilerde bunlar da yaşanacaktır. Çünkü bizlerin hepimizin babamızın başlattığı sıfır işçilikten ve atölyecilikten gelirken de büyüme evresinde her firmada bunu yaşamıştır zaten. Bu büyümenin verdiği bir sancı aslında. Yani aslında içinizde kapalı bir ekonomi söz gelişi Kuzey Kore yaptınız ya da buna benzer bir ekonomi yaptınız. Bir sorunuz olmaz zaten. Rusya'nın dağılmadan önceki hali. Tek düze gidersiniz. Ama büyümeyi hedeflediğiniz zaman, dünya ile entegrasyonu hedeflediğiniz zaman tabii ki bazı sancıları, dünya ile oluşan etkileşimi yaşamanız gayet normal. Mahmut Erdemoğlu çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, ağzına sağlık, paylaştığınız için her şeye çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.